1 Ocak günkü Gazze eyleminden sonra yaşanan bir yumruk olayı var ve bu bayağı ilginç bir bölünmeye neden oldu. Çünkü daha önce böyle MHP'lilerin falan yaptığı şeyin benzerini muhalifler bu sefer yapmaya başladı ve yumruğu savunmaya başladılar. Evet. Ve olayın ne olduğu da tam anlaşılamadan bir anda bir hilafet tartışmasının içinde bulduk kendimizi. Evet. Hilafet tartışılıyor. Ben de gelmeden önce sosyal medyada hilafeti ilan etmeye gidiyoruz. Evet, o an bekleniyor zaten. Evet. Ne zaman ilan edeceğim? Umarım doğru bayrakla gelmişsindir. Evet, yani böyle bir simülasyona böyle çok kurgusal bir gündem içerisinde yaşatılıyoruz. Onun için hilafeti ilan etmek de bize kalır herhalde. Ben senin mesajını RT'leyemedim. Kusura bakma, çünkü o kadar insanların yanlış her şeyi anlayabildiği ve gördüm ki yarın mesela 5 yıl sonra bunlar da hilafeti ilan etmeye çalışmışlardı diye. Ha, evet, hakkımızda bu tweet dolaşabilir. Öyle bir saçma bir gündem içinde dolaşıyoruz maalesef. Ve biz hani uzun bir süredir iktidar çevrelerinin yaptığı dezenformasyonları çok eleştirirdik, değil mi? Davalar açıldı bir sürü. Fakat bunun aynısını işlerine geldiğinde muhalefetin de yaptığı aslında bu olayla ortaya çıktı. Tam olarak neden kastediyoruz? Neden bahsediyoruz? İşte bu İsmail Aydemir adlı bir vatandaşın bu Gazze eyleminden evine dönerken, yürürken, işte Şişhane tarafına doğru yürüyormuş, bir üniversite öğrencisinin saldırısına uğramasından bahsediyoruz. Bir Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi. Öğrenci neredeyse kahraman ilan edilmiş durumda. Afişleri yapılıyor. En son CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı, evet, böyle Cumhuriyet bekçisi, işte biz böyle koruruz Cumhuriyet falan manasında, şimdi böyle burada anlatamayacağım türden bir afişle onu kahraman da ilan etti. Şimdi önce bir şeyi izleyelim, sonra bu konuyu konuşalım. Yani çünkü burada hem gazetecilik açısından konuşulması gereken şeyler var. Çünkü gerçeğin gerçekten inanılmaz bir çarpıtmasıyla karşı karşıyayız. Hem de bunun politik olarak ne anlama geldiğini konuşalım. Sonra biraz yavaş yavaş hilafete doğru geliriz. Hilafet ilanına doğru. Şimdi çok ilginç tabii bu İsmail Aydemir dayak yedi. Sokak ortasında yumruk yedi. Fakat kimse ondan bahsetmedi bile. Doğru düzgün geçmiş olsun dileyen olmadı. Yani ne CHP, İYİ Parti gidip onu saldıran kişiye geçmiş olsun diledi. Tek bir röportaj var. A Haber'le röportaj vermiş. Ve o ne olduğunu anlatmış. Aynı zamanda kendisini şey yapmak için de, yani onun profilini anlamak için de önemli bir röportaj. Bir onu izleyelim, ondan sonra onun üzerine konuşalım. Eminönü Yenikapı'ya. Orada Yenikapı'da miting yapıldı. Ben oradan parasını verdim. Ben 80 lira bir para verdim. Orada satıyorlar yani. Dışarıda bir sürü bayrak satıyorlar. Ben de gittim bayrak aldım yani bir tane. Üstünde la ilahe illallah Muhammed Resulullah yazıyor. Ya bu miting şehitler bizim şehidimiz. Filistin'de olan kardeşlerimiz de zaten mazlum durumdalar. Ne diyeyim ben şimdi, biz bu mitinge gitmeyelim mi kardeşlerimizi, kendi ülkemizdeki askerlerimizi, şehitlerimiz için veya oradaki mağdur olan, perişan olan kardeşlerimiz için gitmeyelim mi? Biz bir sorumluluk hissetmeyelim mi abi? Yürüyerek geliyorum, kapalıydı yollar. Oradan böyle yukarı doğru geliyordum. Avizeciler falan var oralarda. Oralarda bir anda karşıma çıktı bu arkadaş. Bir anda yani ben gidiyorum, elimde bayrakla gidiyordum yani. Akın akın insan, yani tek ben değilim. Milyonlar belki var yani, o kadar kalabalık. Ondan sonra ya sen dedi Türk değil misin? Burası Türkiye dedi. Sen dedi Arap seviciliği mi yapıyorsun dedi. Abi zaten bir anda bir patlattı. Yani genç çocuk zaten. Öyle bir vurdu mu vurma vurdu ki yani zaten sağlama vurdu. Yapıştım yere. Ağzımdan burnumdan kanlar akmaya başladı. Vatan sevgisi imandandır. Tamam mı? Ben askere de gittim. Askerde doğdu da yaptım. 15 Temmuz'da da yollara çıktım. Ben ne yaptıysam da Allah rızası için yaptım. Yani 3 gündür hilafeti ilan etmeye çalıştığı iddia edilen ve bu yüzden yumruk yemesi de meşrulaştırılan İsmail Aydemir'i dinledik. Sen yani izleyince tabii insan üzülüyor bir taraftan da yani, yani böyle bir şeyle muhatap olması yüzünden. Sen nasıl yorumladın bu olayı? Yani biraz daha geriye sarmak gerekiyor belki. Yani çünkü biz yaşanan olayları gerçekten ne olduğu
değil de aslında bir kavganın, bir işte bir zıtlaşmanın aracı olarak karşımıza mesela bir dizi yayınlanıyor. Hı hı. Değil mi? Yani işte Kızıl Goncalar diye bir dizi yayınlanıyor. Hı hı. Dizi bu yani. Sonuç itibariyle bir dizi. Ama o konu dizinin ötesinde bir bağlamda tartışılıyor. Bir yerlere çekiliyor birileri. Yani şimdi bu da bunun gibi bir durum aslında. Neyi gördük? Biz aslında normalde bu ülkede işte sosyal adaletsizliğin, hukuksuzluğun, derin yoksulluğun konuşulması gerektiği, muhalefetin bunu bayraklaştırması gerektiği, bunun sözcüsü olması gerektiği, bir siyaset zemininden çok uzakta olduğumuz için böyle suni gündemler üzerinden kavga etmeyi daha konforlu ve ucuz, daha yüzeysel bir alan olarak görüyoruz sanırım ki öyle. Bunun için de böyle bir Lübnan tarzı, yani böyle kimlikler üzerinden, iç çatışma üzerinden gelişen bir kolaycı bir siyasetsizlik diyebiliriz belki buna. Sefalet diyebiliriz. Sefaleti hakaret ya da küçümsemek için demiyorum. Sefalet nedir? Yokluk demek yani. Siyasetsizlik. Yani burada bir aslında siyasetin sefaleti söz konusu. Yani siyaset yapması gerekenler gerçek siyaseti yapamadıkları için. Yani bakın bunu servis eden örgütün niyeti vesaire ayrı bir konu. Ama bir hafta önce Cumhurbaşkanı, eski Cumhurbaşkanı yardımcısının işte Falyalı'dan bir şeyler aldığına dair, rüşvet vesaire aldığına dair çok ciddi iddialar. Falyalı'nın sanırım bir yardımcısı ya da sekreteri gibi birisinin ifadelerinden. Mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye'ye bağımlı bir işte tırnak içerisinde paravan bir ülkeymiş gibi algılanır. Ama oranın medyası bile mesela daha bu konuda özgürce bu konuyu mesela gündemleştirdi Kuzey Kıbrıs'ta. Ama Türkiye'de bu gündemleşmedi. Değil mi? Yani aslında işte derin yoksulluk diyoruz, deprem sorunu diyoruz. Yani bir sürü sorun var. Ve saha araştırmalarında bunlar önümüze çıkıyor. Yani hemen hemen bütün kamuoyu araştırma şirketlerini tarayın. Ortalama olarak halkın temel sorunlar ya da temel gündem ettikleri şeyler belli. Ama bu gündemlerin dışında bazı suni gündemler üretiliyor ve bu suni gündemler kolay olduğu için, yani burada siyaset yapmak zorunda değilsiniz çünkü. Çok rahat bir alan. Dolayısıyla siyasetsizliği tercih ediyor aslında muhalefet kanadı da. Tıpkı AK Parti ya da MHP kanadının. Bunlar gerçekten suni gündem diyebilir miyiz? Yani belki de konuşulması zaruri olan esas siyasi meseleler bunlardır. Yani bu kadar hararetli konuşulduğuna göre, değil mi? Yani insanlar işi gücü bırakıp bunları konuşuyor. Yok, şunu konuşsalar tamam dediğine katılacağım. Yani bununla yüzleşseler, mesela resmi ideolojiler yüzleşseler, işte yakın tarihimizdeki halının altına süpürülen... Onu istemiyorlar zaten. Bununla yüzleşme değil bu. Hani yüzleşilse, yüzleşmek tabii ki bir, yani o kimliklerin de yüzleşmesi, işte geçmişteki acıları... empati yapılması, bunların üzerine konuşulması gibi bir ara olur gibi oldu. Hatırlayalım. İşte Dersim mevzu gündemleşti ve yüzleşilmeye çalışıldı. O da ilginçtir. Işte, muhafazakar demokrat olduğunu söyle işte sağdan bir siyaset tarafından yapıldı. Yani yine ilginçtir o da. Yani ironiktir. Şimdi bu olayda yani bu olaya biraz daha böyle ayrıntılı bakalım. Çünkü fokus yapalım. Fokuslayalım çünkü. Etrafında başka tartışmalar da var. Tabii. Yani hilafet, Hizbut Tahrir bir sürü şey var. Seninle de konuşmak istediğimiz konular. Şimdi bu olayda gerçekten önce bir gerçekten bir yalan haber bu. Yani burada bir yalan haber tabii, var. Tabii yani çok fake. Tamamen iş portada alınmış bir tane tek tarafı basılı kalitesiz bir kelime-i tevhid bayrağı ki İsmail Bey onun kelime yani lay lay lala bayrağı aldım diyor. Yani biz yani kelime-i tevhid falan gibi şeyleri biz söylüyoruz yani. Kendisi yani tabii ki her meslek şey bir sitede temizlik görevlisi yani böyle hilafet ilan edecek hani bir ilahiyatçı ne bileyim dini önder şey STK yetkilisi, değil. Yani bir eyleme gelmiş. Eylemden de evine gidiyor yürüyerek. Muhtemelen otobüse binecek. Şimdi şey yok. Hilafet isteyen yok olayda. Bayrak hilafet bayrağı değil, iş portadan alınmış az önce bir 80 liralık bir şey. Her yerde satılan, yani AK Parti mitinglerinde de, her yerde de. Esnaf git bir tek kaportacı arkada duruyordur. Yalan yani her yerde karşına çıkabilecek bir kelime-i tevhid bayrağı. O da hilafet bayrağı değil.
Fakat bir anda bu bir hilafet çağrısı evet. yapıyor. Hilafet bayrağı açıldı. Haberler hep böyle çıktı. Hilafet çağrısı yapan adam, hilafet evet. işte neredesin bayrağı açan şahıs. Evet, aynen. Üretmeye çalıştılar. Üretildi, evet. aynen. Karşısındaki üniversite öğrencisi işte o da aydınlık. Evet, aynen. O da öyle. Üniversite öğrencisi, aydınlığı temsil ediyor genç. O da yumruğuyla hilafetin ilanını durdurdu. Bursa Nutku, bu yani hikaye bu. Bursa Nutku'na gidildi falan. Hani Atatürk'ün Bursa Nutku'na atıf evet, yapılmış. Aynen, hala gidiliyor. Bize böyle bir görev şey verildi diyor, deniyor. Hani yumruk meşrulaştırıldı. Yani hala evet. da ve bunu böyle vatandaşlar değil. Hani normal hani tabii, şey tabii, olsa. Il başkanları, genel başkanlar. Genel başkanlar. Gazeteciler. Siyaset bilimciler. Akademisyenler. Akademisyenler. Onlar evet. meşrulaştırıyor. İnanılmaz bir şey. Hukukçular. Normalde hani yani çocuk yani orada bir hat diye bir sinirlendi. Çocuk işte orada gelen şeyi gördü. Onu galiba Suudi Arabistan bayrağı zannetmiş onu. Tabii, o kadar da bir cehalet söz konusu. Bir, zaten hilafet yok. Yani saldırganın kendisi hilafet var da ben buna müdahale ediyorum demiyor zaten. Bu son Riyad krizi ile dolmuş bir, evet. dolduruşa getirilmiş bir. İşte bu Zafer Partisi. Mühendis olduğu için de bayrakları çok iyi bilmiyor. Tabanının, kim kimin bayrağıdır. Evet, içerisinden bir arkadaş sanırım. Şimdi burada ben genel bir giriş yaptım tabii ama gerçekten bir sefalet. Yani siyasetsizlik var. Dolayısıyla bu hilafet üzerinden bu işi işte köpürtmek evet. en kolayı. O açıdan sefalet kelimesini kullanıyorum. Şimdi bakınız ne gördük? Bütün dünyada bir ulusal aşırı sağ, ulusalcılığın da ötesinde yeni sağ ya da yeni popülizm de dediğimiz bir aşırı sağ dalga yükseliyor. İşte en son Arjantin'de zafer kazandı. Brezilya'da vardı. Amerika'da Trump'ı zaten görüyoruz. Hindistan, İsrail'de işte Netanyahu hükümetinin neler yaptığını görüyoruz. Aşırı sağ. Zaten aşırı sağcı bir rejimin daha da aşırı sağcı bir hükümete evet. teslim olduğunu gördük Netanyahu'nun döneminde. Şimdi dolayısıyla böyle bir zaten dalga var dünyada. Şimdi bu dalga neyi gördük? İşte son genel seçimlerde de Türkiye'de de çok etkili olduğunu gördük. Ki öyle oldu ki %5 oy birinci şeyde %5 gibi çok büyük bir oy oranına ulaştı. Aşırı sağ işte Zafer Partisi ve onun adayı. Sonra ne oldu Yıldıray? Bu %5'lik pasta hem muhalefetin hem de iktidarın iştahını kabarttığı için ikinci tur için her iki kanatta yani iktidarı ve muhalefetiyle tüm Türkiye siyaseti buraya tab oldu. Bu arkadaşlar da plana sadık kal diye bir mottoyla ikiye ayrıldılar. Bir kesimi muhalefeti, bir kesimi de iktidarı. Zaten iktidarın içerisinde de yani milliyetçi bir parti var, MHP var. Zaten AK Parti MHP domine ediyor şey olarak, söylentisi olarak yani Türk milliyetçiliği etkin. İktidar şeyde de muhalif FÜET'teki ortak aday da ikinci tur arası gitti Zafer Partisi'ne yapıştı. Ona sarıldı. Ümit Özdağ sarıldı. Dolayısıyla aşırı sağ hem iktidarı hem de muhalefeti zehirlemiş oldu. Yani şimdi siz aşırı sağ popülizm yaptığınızda onun için diyorum yani siyaset yapmanıza gerek yok. Derin yoksulluktan, işte hukuksuzluktan, adaletsizlikten falan bahsetmenize gerek yok. Ya da bir şey vaat etmenize gerek yok. Mesela İşte ekonomiyi şöyle düzelteceğim mesela. Sadece işte o ulusalcı histeriyi, işte şu an bu örnekte de gördüğümüz üzere kabarttığınızda zaten oy oranınız artıyor. Yani popülizm dediğimiz şeyi elinize geçiyorsunuz. Surf yapıyorsunuz yani o şeyin üzerinde. Şimdi bunu CHP ve İYİ Parti birinci ve ikinci şey arası böyle bir şey yaptılar. Sonra ne oldu? Sayın Kılıçdaroğlu gitti. Bu sefer bunun öz eleştirisini yapması gereken yeni CHP yönetimi biraz yanlış bir öz eleştiri yaptı sanırım. Aksine daha fazla işte mesela Tanju Özcan'ı yani ırkçı Batı standartlarına göre ırkçı kabul edilecek bir belediye başkanını tekrar mesela CHP dahil etti. Şimdi bu dominasyon sosyal medyada nasıl yansıyor? Sosyal medyada böyle gençlik hareketleri var. İşte tenkirici deniyor bunlara. Yani İslamofobik, yani İslam öncesi işte Türklerin dini tenkridir, şamanizmdir falan diye bu atsızcı hatta. Yani, dinsiz Türkçüler. Evet yani hatta işte sırf İslam karşıtlığı için ya da Arap düşmanlığı için İsrail'i destekleyebilecek kadar böyle tepkisel ve İslamofobik. Böyle bir gençlik söylemi geliştirmeye çalıştılar. Bunların da böyle şeyleri var, hesapları var.
İşte bu hesaplar sosyal medyada insanları provoke ediyorlar. İnsanları tıpkı şey gibi, nasıl bazı kuşlardan oluşan hesaplar var iktidara yakın. O kuşlardan oluşan hesapların yansımaları ya da onlarla paralel, hatta ters paralel böyle yayınlar yapıyorlar. İnsanları kışkırtıyorlar. İşte bu Riyad krizinde yaşanan olaylardan sonra da gençlerin bir kısmı en azından bu yayınlardan çokça etkileniyor. Şimdi tam yılbaşı sabahı siz bir miting yapmışsınız. Yani tam böyle kutuplaşmanın şeyi, merkezi. Yani bu sadece iktidar, muhalefetin sorunu değil, iktidarın da bir burada şeyi var. Aslında yılbaşı sabahı insanların çok fazla olmadığı bir dönem aslında. Evet. Gece insanlar, bir grup insan gece eğlendi. Evet. Sabahında aslında şimdi, boş bir vakit aslında. Yani eylem yapmak için... Tabii psikolojiyi anlamak açısından söylüyorum. Şimdi yılbaşı sabahı bir genç orada gidiyor. Bir karşısında bir bayrak var. Bilmiyor bayrağı. Yani o kadar da biliyorsunuz ırkçıl olmanız için çok... Biraz cahil olmanız lazım. Evet. Dolayısıyla üzerinde işte Arapça harfler var. Mesela ben bir görsel gördüm. Bu İttihat Terakki'ye ait sanırım bir sancak ya da flama gibi bir şey vardır. İşte Allah Vatan yazar Arapça, şey Osmanlıca. İttihat Tevhid falan. Ha, evet. Onunla bir fotoğrafı var mesela Ümit Özdağ'ın. Yani fotoğraf çekilmiş. Mesela oraya gelen tepkileri gördüm işte. Arap harflerini istemiyoruz. Yani mesela benim şeyimde, profilimde Ehlül Adil ve Tevhid, yani Adalet ve Tevhid Ehli yazar Arapça. Mesela benimle tartışmaya giren birçok ırkçı işte makarna diyor mesela. Karga burga diyor. Yani harfle dalga geçiyor. Arapçaya ait, yani Araplığı ifade eden her türlü simgeye karşı bir öfke ve kin, nefret söylemi var. Şimdi düşün, Ümit Özdağ dahi bu söylem yansımış yani. Yani sen nasıl bununla fotoğraf çektirsin Osmanlıca bayrakla falan diye. Şimdi bu kadar bulamaç, bu kadar bir nefret söylemiyle bulandığı için bu gençlerin kafası, yani tam bir ırkçılık bu. Yani bunun tam karşılığı Nazizm zaten, ki bu insanların çoğu Adolf Hitler'e ve Nazizme sempatilerini de gizlemiyorlar. Onu da belirtelim. Yani sosyal medyada bunu görüyoruz. Şimdi böyle bir halet-i ruhiye var. Şimdi dolayısıyla gelmiş çocuk dediğim de genç yani. İşte genç gelmiş, ne oluyor hocam? Orada bir Arapça harf görüyor. Zaten yani şey gibi, al görmüş boğa gibi. Bir hemen böyle bir öfke ve bir düşmanca bir şey gelişiyor bu insanlar. Bir de o yani mitingin dağılma anı, onun pek çok kişi de o bayrağı taşıyor olabilir orada. Tabii. Yani orada bir de yani bence şöyle bir adilik var. Hani bu kelimeyi kullandığım için kusura bakmasın kimse ama hani bunu kullanmak zorundayım. Oradaki kalabalıktan bence dişi gözüne birini kestiriyor. Yani yumruk vurabileceği yani. Tabii böyle daha çelimsiz, biraz evet, daha yaşı yani geçkin biraz birisi. Böyle zayıf birisini evet, bir görüyor. Şey de var, böyle sırtında da bir sorunu var. Öyle birini seçiyor yani resmen. Yani orada bu kısmı da çok adice gerçekten. Yani ve şey, yani herhangi bir tartışma da olmuyor aralarında, değil mi? Yani ona laf atıyor ve yumruk vuruyor yani.